Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik sahnesi kitabında kenarlarına göre özel dik üçgenler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler, dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar, hazırsak kenarlarına göre özel dik üçgenler konumuzla dersimize başlayalım. Bazı özel dik üçgenleri bilmemiz gençler bize bu Pisagor bağıntısına gençler zaman kazandıracaktır diyelim. Evet, ilk önemli özel dik üçgenimiz gençler 3, 4, 5 üçgeni. Bunu çokça duyacağız. Gençler burada aynı zamanda bakın 3'ün katı, 4'ün katı ve 5'in katı da bunlar için geçerlidir. İkinci özel dik üçgenimiz 5, 12, 13 üçgeni, 7, 24, 25 üçgeni, 8, 15, 17 üçgenimiz var gençler. Bunlara ilave olarak gençler şöyle iki tane daha özel dik üçgen göstermeye çalışayım. Evet sevgili gençler, iki tane özel dik üçgenimizi ben ilave etmiş olayım. Bunlar da sorularda sıkça karşımıza gelir diyoruz. Gençler eğer köşeleri, kenarları birbirine eşitse, yani A gibi ise bakın burası A kök 2'dir gençler her zaman. Bir kenar A, diğeri gençler bunun 2 katı ise yani A 2A gibi ise o halde hipotenüs de gençler bakın bunlar hipotenüs A kök 5'e eşittir diyoruz gençler. Evet, bunları da bilmemiz gençler sorularda bizim için evet nedir? Zaman kazandıracak diyoruz. Koordinat sisteminde gençler yine Pisagor bağıntısı uygulanabilir. Ne yapıyoruz gençler? Yine dik üçgeni çevirerek Pisagor bağıntısını burada da uygulayabiliriz. Evet, etkinliklerle devam edelim. Evet, aşağıda santimetre cinsinden kenar uzunlukları verilen dik üçgenlerde x'lerin değerlerini bulunuz demiş. Gençler bakın 6, 8'i görüyorum. Hemen 3, 4, 5 üçgeni geliyor aklıma. Bakın 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı. O halde x de gençler 5'in 2 katıdır. Yani 10'a eşittir. Gençler bakın 3, 4, 5'in katları. 2'de gençler 9, 12 gördüm. Yine 3, 4, 5 gibi düşünürsek. 9 gençler bakın 3'ün katıdır. 12, 4'ün katı. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katıysa 5'in 3 katı 15 olur x'in değeri. Evet 12'yi 20'yi gördüm gençler. Bakın burada da yine 3, 4, 5 üçgeni gibi düşünelim. 20 gençler hipotenüs olduğu için mutlaka 5'in katı olması gerekiyor. Eğer 3, 4, 5 varsa diyoruz. 4 kat, 3'ün 4 katı 12. O halde 4'ün 4 katı 16 olması gerekir x'in değeri. X'imiz burada 16'dır diyoruz. Gençler diğer bir özel üçgenimiz bakın 5, 12, 13 üçgenimiz vardı. O halde gördüğünüz gibi 12 var, x var gençler 13 var. O halde x'in değeri buradan 5'e eşittir. Evet. Bir sonraki üçgenimiz gençler 7, 24, 25 üçgenimiz vardı. Dik kenar 24 gençler bakın x var, o halde hipotenüs 25 ise gördüğünüz gibi x'in değeri de 7'ye eşittir burada. Evet gençler 15, 20 var. Burada yine 3, 4, 5 üçgeni geliyor aklıma. 15 gençler bakın buradan 5'in katıdır, 3'ün katıdır. 20 gençler 4'ün katı. 5 kat 5 kat olduğu için 5'in 5 katı x'in değeri 25'e eşittir deriz. Evet devam edelim, B'deki sorumuza geçelim. Yukarıdaki BAC üçgenine göre AB uzunluğunu istiyor. Gençler öncelikle AD uzunluğunda bakın 5, 12, 13 üçgeni görüyorum. AD uzunluğu buradan 5 santimetredir. Diğer tarafta gençler bakın AB uzunluğu için ben buraya x dersem. Gençler lütfen şuna dikkat edelim. Hipotenüs gençler en uzun kenardır. Her 3, 4, 5'te gençler direkt 3 diye atlamamak gerekiyor. Burada hipotenüs yani x'imizin değeri 4 ve 5'ten daha büyüktür gençler. O halde x kare eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi olur. X kare buradan 16 artı 25'ten x kare 41'e eşittir. X de gençler karekök 41 olur diyoruz. X'in değeri karekök 41 santimetredir dedik. Evet, devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Evet, yukarıdaki ABC'de dik yamuğuna göre BC uzunluğu kaç santimetredir demiş. Sevgili gençler bakın ben burada AB'ye paralel bir doğru çizelim. Şöyle A, buraya da E kenarı, E köşesi diyelim. DE'ye gençler bakın uzunluğu AB'ye eşittir yani 8'dir. O halde gençler şurası AD aynen 3 santimetredir diyelim. Şu kenarımıza eğer x diyecek olursak gençler, bakın buradan 3, 4, 5'in katı var mı diye düşünüyorum. 8'i gördüm, 10'u gördüm. Gençler 2 kat olduğu için bakın burada x'imizin değeri 6'dır. Yani ben buraya 6 diyorum. O halde gördüğünüz gibi BC uzunluğu 3 ile 6'nın toplamı 9 santimetre olur diyoruz. Evet, devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, üçüncü sorumuzda yukarıda verilen şekilde AC 24 santimetre olduğuna göre BD uzunluğu kaç santimetredir demiş. Gençler bu uzunluğumuzu BD'yi bizim için hipotenüs kabul ederek bir dik üçgen şekline çevirelim. Burada gençler AC uzunluğu 24 dedik. Yani burası aslında 24'e eşit. AB'yi gençler buraya taşırsam gördüğünüz gibi bu uzunluk 7 gençler. 7, 24, 25 üçgenimiz vardı. Buradan gençler gördüğünüz gibi BD uzunluğu hipotenüse eşittir. Yani 25 santimetredir. 25 santimetreyi gördük. 7, 24, 25 üçgeninden gençler. Devam ediyorum. Uç noktaların koordinatları A 1,1, B 13,6 olan AB doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Gençler burada koordinat sistemini çizelim. X ve Y değerlerini yazıyorum. A gençler 1,1'dir. Burası A noktamız olsun. B'de 13,6 gençler. Yaklaşık olarak 13 burası olsun. 6 burası olsun. B noktamız da burası gençler. Evet, bunu dik üçgene çevirecek olursam sevgili arkadaşlar. Dikeydeki uzunluğumuz 6'dan 1'i çıkartırsak burası 5'tir. Yataydaki uzunluk gençler 1 ile 13 arası 12'dir. O halde AB uzunluğu gençler bakın burada 5, 12, 13 üçgenini görüyoruz. O halde hipotenüs gençler yani AB uzunluğu 13 santimetre olur diyorum. Ve 13 birim diyelim gençler. Santimetre demeyelim. AB uzunluğu 13 birim olur diyoruz gençler. Evet, devam edelim, bir sonraki sorumuza geçelim. 5. soruda yukarıdaki ABC dik üçgenine göre AD uzunluğu kaçtır demiş. İşte buradaki bakın öncelikle BC kenarına baktığımız zaman 12 var, 20 var. Şimdi yine 3, 4, 5 üçgeni olarak düşünelim. Gerçi 20 zaten hipotenüstü. O halde 5'in 4 katıdır. 3 de gerçi 3'ün 4 katı 12'dir. O halde 4'ün 4 katı 16. Bakın bu uzunluğumuz 16. O halde 16'dan 11'i çıkartırsak BD uzunluğu 5'tir. İşte bakın buradaki ABD üçgeninde 5, 12, 13 üçgenini görüyorum. O halde AD uzunluğu burada hipotenüstür ve 13 santimetre veya 13 santimetredir diyelim gençler. Santimetre verildiği için santimetre diyebiliriz. Evet, AD uzunluğu 13 santimetreye eşittir dedik. Evet, devam edelim. 6. soruya geçelim. Yukarıdaki verilen ABC üçgeninde AB AD'ye eşittir, yani ikizkenar üçgendir gençler. Buna göre alanı istiyor. Alan ABD üçgenini istiyor. Gençler şöyle ikizkenar üçgende yüksekliği çizelim. Buralar gençler aynı zamanda kenar ortaydı, yani 12'dir. Hadi şu kenarımıza dikkat edersek gençler 15. Burada gençler bakın dik üçgende dik kenar 15, hipotenüs 17. Evet, buraya E dersek AEC üçgene bakıyorum. AEC üçgenine göre 8, 15, 17 üçgeni görüyorum. O halde gördüğünüz gibi gençler yüksekliğimiz buradan 8'dir. O halde alan ABD için taban gençler 24, yükseklik 8. 24 çarpı 8 bölü 2 olur. 24'ü 2 ile sadeleştirirsem 12 olur. 12 çarpı 8 de 96 santimetre kare olur diyoruz. Evet sevgili gençler, devam edelim, 7. sorumuza geçelim. Yukarıdaki koordinat sisteminde gösteren ABC üçgeninde AB kaçtır demiş. Şimdi gençler dik uzunluğumuza baktığımız zaman 10 ile -5 arası gençler 15 birimdir. -10 ile -2 arası gençler 8 birimdir. Arkadaşlar bakın özel bir dik üçgenimiz vardı. 8, 15, 17. Hadi gördüğünüz gibi hipotenüs gençler burada 17 birim olur diyoruz. Hadi AB uzunluğu 8, 15, 17 üçgeninden 17 birim olur diyelim. Devam edelim. 8. ve son sorumuza geçelim. Evet, yukarıdaki şekilde ABCD kare ve ABC'den alanı 100 cm kare olduğuna göre mor boyalı bölgenin çevre uzunluğunu istiyor. İşte eğer alanı 100 ise kenar uzunlukları 10 cm'dir. Aynı zamanda gençler bakın AB kenarı da 10 cm'dir. ABE üçgenine baktığım zaman ABE üçgeninde gençler bakın 3, 4, 5'in katlarını görüyorum. Buradan 10 var, 6 var. O halde 4'ün 2 katı. Evet, BE kenarı gençler 8 olur. Burası da 8 santimetre. O halde mor boyalı şeklin çevresi üç tane 10 var gençler. 3 çarpı 10 artı bir de 6 ile 8 var. Ben dersem 30 artı 6 artı 8'den 6 8 daha 14 yapar. 30'da toplarsak da 44 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.